aslında. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanının görevlerinin arasında iç güvenliği sağlamak var. Asayişi, kamu düzenini sağlamak var. Mahalli idarelere eşit davranmak var. Ayrıca temel hak ve özgürlükleri koruyan bir görevi de var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ya Sayın Cumhurbaşkanı her kürsüye çıktığında kin kusuyor. Nefret dolu, ayrım dolu sözler sarf ediyor. Ya arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı burada yok. İletirler sayın muavinleri, yardımcıları. Ya hiç mi Erbakan'ın nezaketinden ders almadı, örnek almadı? Hiç mi Bayar'ın aklından hiç mi örnek almadı? Demirel'in o ince nezaketinden hiç mi örnek almadı? Ya arkadaşlar, her kürsüye çıktığında ayrımcılık yapıyor. Kendisine oy veren %50 milliyetçi, geri kalan %50 terörize ilan ediyor. Ya böyle bir yönetim olabilir mi arkadaşlar? Biz bunu Hitler'de gördük. Biz bunu Mussolini'de gördük arkadaşlar. Yapmayın ya. Ya bakın arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Ya siz HDP'yle görüştüğünüzde milliyetçi oluyorsunuz. HDP'yle Oslo'da, Dolmabahçe'de görüştüğünüzde milliyetçi oluyorsunuz. Ama İYİ Parti, ama CHP görüştüğünde terörist ilan ediyorsunuz. Ya arkadaşlar, sizler eğer gerçekten terörizmle mücadelede samimiyseniz, size burada şunu söylüyoruz. Bakın, FETÖ'nün siyasi ayağı kim? FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Gelin bir araştırma önergesi verelim. Hodri Meydan, eğer siz gerçekten yüreğiniz yetiyorsa ve bu konuda samimiyseniz ve bu konuda milliyetçiyseniz, Hodri Meydan, gelin, gelin terörleri araştıralım ve onlara kim yardım yataklık yaptı, onlara devletin bütün kurumlarını kim teslim etti, gelin araştıralım, Hodri Meydan. Ama sizin yüreğiniz yok. Neden? Çünkü siz samimi değilsiniz teröristle mücadele etmeye. Siz sadece seçimi kazanmak için onu bir araç olarak kullanıyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlar, samimiyseniz gelin bir araştırma önergesi kuralım. Neden araştırma önergesi kurmuyorsunuz? Neden? Neden? Ya samimiyseniz gelin. Bakın, yapmayın arkadaşlar. Sizi çakma milliyetçiler sizi. Tank palet fabrikasına ne oldu? Öyle bir şey yok. Ya sanatçılar konser verecek, onları terörist ilan edeceksiniz. Ya EYT'liler eylem yapacak, haklarını isteyecek, onları terörist ilan ediyorsunuz. Memur ek gösteri hakkı istiyor, onları terörist ilan ediyorsunuz. Evlatlarına destek veren velileri terörist ilan ediyorsunuz. Bu ülkede kim demokratik bir eylem yapıyorsa onları terörizm yaftası yapıştırıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Siz benim genel başkanımın tırnağına gelemezsiniz milliyetçilikte. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin bütün kurumlarını, terör örgütlerine peşkeş çekmedi. Tank palet fabrikasını satmadı. Satanların yanında da durmadı. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz diyoruz ki devlet ciddiyet demektir arkadaşlar. Devlet adalet demektir, güven demektir. Şefkatli olması demektir. Ya devletin şefkatli yüzünü unutturdunuz arkadaşlar. Ya bütün bunları içselleştiren de devlet adamı olur. Ya şimdi arkadaşlar, ben geleceğim oraya, geleceğim daha sizin o milliyetçilik şeyinize, geleceğim. Şimdi toplumda ayrım yapandan Cumhurbaşkanı olur mu arkadaşlar? Olmaz. Peki oy devşirmek için, oy değiştirmek için kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaranlardan Cumhurbaşkanı olur mu? Ya Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ya bunu çıkarırken ailelerin üzüntüsünden hiç mi utanmadınız? Bunun hesabını niye sormuyorsunuz? Arkadaşlar, sataşmalardan sorumlu devlet bakanlığı kurulmayacak bundan sonra, merak etmeyin. Sayın Erdoğan öyle bir bakanlık size kurmayacak. Onu da size ifade edeyim. Arkadaşlar, şimdi ya bir çiftçi hakkını arıyor. Bir çiftçiye ananı al da git diyenden bir cumhurbaşkanı olur mu? Olmaz tabii ki.
Ya sınırları kevgiriye çevirdiniz. 911 kilometre tapu gibi sağlam sınırımız vardı. Delik geşik ettiniz. Sonra açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki efendim 276 bin göçmeni yakaladık. Ya arkadaşlar siz teröristlerin ayakkabı numaralarını biliyordunuz. Keşke ülkemize ayak basmadan onları yakalasaydınız. Bu konuda marifetsiniz, evet. Ustasınız. Neyde ustasınız biliyor musunuz? Siyasi manevrada, çark etmede ustasınız. Zigzagta ustasınız arkadaşlar, ustasınız. Şimdi bir gün, şimdi katil Esed diyorsunuz, ertesi gün kardeşim Esad diyorsunuz, bir sonraki gün ne dediğini biz anlamıyoruz. Yahu siz idareci diyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi bir şey dediği zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni itham ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Ama ertesi gün var ya bir el değil, iki elle sımsıkı sarıyorsunuz. Ya bu nasıl bir devlet anlayışı? Ya arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar hangi başbakan, cumhurbaşkanı sizin bu kadar zikzak çizdiğiniz kadar zikzak çizdi? Bana bir örnek verebilir misiniz? Bir örnek verebilir misiniz? Hangi cumhurbaşkanı her kürsüye çıktığında ayrımcılık yapan bir konuşma yapar, ötekileştiren bir konuşma yapar? Hangi cumhurbaşkanı? Bir örnek verebilir misiniz? Ben bu yüzden beraberimde Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e olan nasihatini getirdim. Sizin aracılığınızla ona hediye edelim, çerçeveletelim. Bunu biraz okusun. Yani tarih okumuyorsa en azından bunu okusun. Evet, biz her halükarda milletimizi birleştireceğiz. Biz her halükarda milletimizi sevenlerin yanında duracağız. Biz her halükarda